Şimdi neden Galatasaray hala? Yani Beyoğlu bölgesi ve hala değil aslında. Taksim bölgesi. Yeni, nispeten yeni. 2 yıl falan oldu. Ben daha önce uzun süre sahilde oturdum. Bebek'te, Arnavutköy'de. Sonra oğlumun okulu buraya yakın. Aşağıda okuyor hemen. Yürüme mesafesi. O yüzden de burayı tercih ettim. Çok da memnunum. Peki o zaman mesela daha şaşırtıcı. Yeni aslında tercih ettim. Hı-hı. Ne kadar süredir? İşte 2 yıl falan oldu dediğim gibi. İstanbul'a ilk taşındığım zaman 2 yıl Beyoğlu'nda, Cihangir'de yaşamıştım. Sonra sahil hattına gittim. Tarabya'ya. Birkaç yıl orada. Sonra Bebek. Sonra Arnavutköy. Sonra tekrar buraya. Çemberi tamamlamış oldum. Peki şu an burada olmak nasıl bir şey? İyi, memnunum. Gürültülü. Yani bulunduğumuz harika. Yani özellikle şu anki bulunduğumuz bölge Beyoğlu'na göre harika da. Ama yine de bir yandan da değil. Vallahi bence harika. Gürültülü, hareketli. Her yere çok yakın. Olmak istediğim her yere çok yakın. Bir tek sahili özlüyorum. Yani sabahları yürüyüş yapıyordum. İşte canım sıkıldığı zaman elimi cebime sokup biraz yürüyordum falan. Daha fazla hareket ediyordum. Şimdi gittiğim daha her yere... Daha müsait çünkü orası. Evet, aynen. Ama şimdi her yere motosikletle gidiyorum ve biraz tembelleştim. Onun dışında başka hiçbir şikayetim yok. Binam çok güzel. Dairemden memnunum. Çocuklara çok yakın. Annelerine yakın çocuklarım. O yüzden mutluyum. Bir şey soracağım. Şimdi şöyle bir şey var. Benim de mesela biraz merak ettiğim kısımlar, özellikle Türkiye gibi bir yerde hem de gazeteci olunca aslında o yüzden merak ediyorum. Ne oluyor? Yani bu hayat nasıl oluyor da bu şekilde oluyor kısmı. Şimdi geleceğim ne demek istediğime. Ama şunun gibi. Mesela burada oturulduğunu duyunca yani hala bu bölgede bir gazeteci yaşıyor işte mesela iki türlü bir şey düşünüyorum ben. Bazen bazı isimleri tamam hani bölgede olmak, o alana yakın olmak, ne olursa olsun şu an bulunduğumuz yer birçok yere sadece ulaşım, hemen yetişmek, sosyal hayatla ilgili bile daha yakın. Ama şimdi ben Mirgün ya da Mirgün Cabas deyince mesela aklımda şöyle bir şey de oluşuyor. Bir parti boyluk meselesi var ya. Parti sosyallik falan. Mesela benim aklıma hemen o da geldi. Ha okey, tabii ki bir hani insan hem gazeteci hem de bir parti boy olursa o zaman navigasyon olarak en doğru yer olur diye. Parti boyluk kısmını geçtik, parti men diyebilirim. Çok ama evet, yani seviyorum hayatın içinde olmayı, seviyorum yani. Çıkıyorum da dışarı, arkadaşlarımla da eğleniyorum. Sevdiğim yerler var, gidiyorum ve evet, bu civarda olmak ona da yarıyor. Yani niye Göktürk'te, Kemal Country'de ya da işte başka bir yerde oturmuyorum? Sebeplerinden bir tanesi bu. Yani çünkü burada olmayı seviyorum. Hayatın merkezinde olmayı seviyorum. Çünkü bu bana iyi geliyor. İhtiyaçlarım var. Yani hem alışveriş ihtiyaçlarım var, hem insan görme ihtiyacım, sosyalleşme ihtiyacım var. Çıktığım zaman hakikaten 2,5 dakika sonra bir kitapçıya girmek, 3 dakika sonra bir müzeye, sergiye gitmek, işte bir markete gitmek, balık pazarına gitmek falan hoşuma gidiyor. Her şeyle yaşıyorum semti. En fazla ne kadar istifade edilebilirse, ne kadar yararlanılırsa buradan yararlanıyorum. Peki mesela bu kadar kalıplı bir yerde, bir ülkede, bence öyle yani. Hani her şeyin böyle kalıplara dayalı. Hem onunla, yani hem bu şekilde mesela ben hem bu şekilde kafamda bir şey olup hem de bir gazeteci olarak nasıl ciddiye alıyorum seni? Bu çünkü burada zor bir şey. Benim şahsi fikrim. Yani ikisini bir arada yürütmek yani bence çok tatlı bir şey ama bizim ülkemizde zor bir şey. Bu niye böyle? Nasıl oldu? Yani şunu mu soruyorsun? Yani hem eğleniyorsun hem de ciddi bir iş yapıyorsun. Hem dışarıya çok ciddi olmayan, çok da kasmayan bir görüntü sergiliyorsun. Ama bir yandan da ciddiyet gerektiren bir iş yapıyorsun. Bunların ikisi nasıl bağdaşıyor, bunu mu soruyorsun? Tam olarak soru yani bu. Eğlenip eğlenmediğini tam bilmiyorum. Ama şey gibi bir şey. Yani dışarıdan bir insanın hem gazetecilikle ilgili yaptığı bir şeyi dinleyip ciddiye alıp bunu... Yani yüksek bir oran böyle olduğu için söylüyorum. Hem de sosyal hayatında bilip işte yani şunun gibi bir şey. Bizde şu çok azdır. Hem podcast yapıp hem Ruşen Çakır'la arkadaş olup hem El Style Awards'a sunmaya davet edilen bir gazeteci. Bizde maalesef ki
Az. Azdır. Okay. Az. Evet. Evet. Ve bunu anca sen kendin yapıyor olmalısın ki bunu çoğunlukla kabul etsin. Yani orada ne oluyor? Hmm. Nasıl bir fark var? Yani bunu övgü için söylemiyorum. Kendimi övmek için söylemiyorum. Ama bu senin yeteneklerinle ve yapabileceğin işlerle ilgili bir şey. Öncelikle kalabalık olması gereken bir şey ama zor. Evet ve daha dün bir arkadaşımla konuşuyorduk ve o şey dedi ya çok hoşuma gidiyor bu kadar çok dalda olma. Dedim ki evet benim de çok hoşuma gidiyor. Çünkü gerçekten zevk aldığım işleri yapıyorum ve yapabildiğim işleri yapabiliyorum. Ve ne mutlu bana ki yıllar içinde yeteneklerimi çoğalttım. Sistemli bir şekilde bunun üzerine giderek uğraşarak çoğalttım. Ha, bu sayede de şu an hayatımı dengeli bir şekilde sürdürebiliyorum. Hayatımı kazanıyorum. Tatmin sorunu yaşamıyorum. İçerik üretebiliyorum. Hayatıma bir anlam katabiliyorum. Ve işte şimdi ne yapıyorsun sorusunu soran insanlara bir çırpıda en az 5 madde sayabiliyorum. Çünkü en zorlandığım da o aslında. Televizyonda zamanında görüp şimdi görmemeye başlayan insanlar sık sık şimdi ne yapıyorsun diye soruyorlar ve hafif böyle bir üzüntü, işsizsin evet, bir mahcubiyet, bir merak, bir kaygıyla soruyorlar bunu. Ben de onlara ne kadar iyi olduğumu anlatabiliyorum bu sayede. Aslına bakarsan o kadar çok değil. Yani birkaç aksı var yaptığım işin. Bir tanesi içerik üretmek. Ben televizyondayken de her alanda içerik üretiyordum. Yani siyaset içeriği de üretiyordum. Sanat, kültür, ondan sonra popüler bilim, ne bileyim işte motosikletle seyahat programı, bütün bunları yapıyordum. Bir tanesi bu ve ilgilendiğim alanlar geniş ve bir gazeteci olarak her şeyi bilmem gerekmiyor ama her şeyle ilgili temel bilgiye, o konuyu konuşmak için, konuşmaya başlamak için hangi bilgiye nereden ulaşabileceğimi biliyorum ve meraklıyım. İkincisi de bir yüzüm var. Ve bu yüzü ekranda da, sahnede de, ödül töreninde de, panelde de, ne bileyim şirket toplantısında da kullanabiliyorum. Bir sunma, moderasyon, hitap etme, konuşma yeteneğim var. Bu ikisi aksın üzerinde gidiyor yaptığım işler. Ha, orada da çeşitlik şuradan kaynaklanıyor. YouTube işi de yapıyorum, podcast de yapıyorum. Ne bileyim konuşma da yapıyorum, eğitim de yapıyorum, ödül de sunuyorum, moderasyon da yapıyorum, kitap da yazıyorum. İşte evet evet bunların hepsi devam ediyor yani. Hı-hı. Bir fiil. Ama ve aynı şekilde ciddiye alınabilmesi bizde zor olduğu için benim dikkatimi oradan çekiyor. Ne kadar ciddiye alınacak işler yaptığına bağlı, ürettiğin içeriğe bağlı. Yani hiç bilmediğim bir alanda kalksam, hiç bir üzerime oturmayan bir şey yapmaya kalksam kimse ciddiye almaz. Ama belki biraz alışkanlık da o ya bizde. Hani bildiğim sularda yüzmeye devam ediyorum. Bu kadar çeşitlilik yok ya gazeteciler. Çok profesyonel. Hmm. Evet tabii ki okuyoruz yıllardır ama normal özel hayatta bir masada sohbet ederken de ya da ben onun yazılarını okuduğum zaman ya da televizyonda izlediğimde de zaten o insanda şunu görüyorum. O öyle bir şey tercih etmiyor. O sadece o konuştuğu üzerinde profesyonel olmak onun için daha tatlı, daha konforlu bir şey. O yüzden böylesi hani az bulunuyor, alışılmadık. Ya da tamam hani senden belki birkaç tane daha var ama bunu kabul ettirmek de zor oluyor. Benim avantajım tabii yıllar boyunca televizyonda bu işi yapmış olmam. Orada bir aşinalık var. İnsanların çoğu beni televizyon şahsiyeti olarak tanıyorlar, biliyorlar. Ürettiğim içerikleri biliyorlar ve çok da yadırgamıyorlar. Ha bu bunu yapıyordu, şimdi bunu yapıyor, demek ki yapılabiliyormuş diyorlar. Peki bir gazeteci nasıl para kazanır? Yani eğer kurumda çalışıyorsan maaş alırsın ve hayatını sürdürürsün. Kurumda çalışmıyorsan eğer yaptığın işleri paraya çevirmenin yolunu bulursun. Orada da ya sponsorluklarla ya kurumsal işbirlikleriyle filan para kazanıyorsun işte. Yani herhangi bir gazeteye, kurumsal bir gazeteye, televizyona hiçbir yere bağlı değilse... Telifle filan para kazanıyorsun. Telif ne demek? Yaptığın iş karşılığında kazandığın yazı yazmıyorsan para. Anlamında. Yani ne bileyim podcast yapıyorsan mesela ve bunu biri için yapıyorsan sana belli para ödüyorsa bu senin telifindir. Ya da bir siteye yazıyorsan o senin telifindir. Yetenek karşılığında verdiğin hizmet
karşılığında aldığın şey, para. Bir yerde şöyle bir şey söylüyorsun, işte niye gazetecilik diyorlar. Ekşi'nin galiba röportajında şöyle bir şey diyorsun sen de. Çünkü elimden gelen sadece oydu. Evet, yapabileceğim en iyi şey buydu. O yüzden onu yaptım. Peki aslında şimdi yaptığın işle bu çelişmiyor mu? Şöyle bir şey. Çünkü bu bize çok, mesela gazetecilikte, görsel sanatlarda çok kullanılan bir şey. Oyunculukta da mesela çok bunu kullanan. Çünkü benim elimden gelen sadece oyunculuktu gibi. Zaten ama şimdi gazetecilik tam tersi, elimden birçok şey geldiği için ve merakım olduğu için ben gazeteci oldum. Elimden sadece bu geldiği için gazeteci olmadım. Aslında gazetecilik... O tezatlığı anlamadım yani. Yok. Gazeteciliği, elimden çok şey geliyor dediğin şeyler aslında içerik. Gazetecilik ya da merak dediğin da. Şey de bir metod aslına bakarsan. Bir yol. O metodu ya da o çerçeveyi eğer kurabiliyorsan kendin için, sonra onun içini neyle doldurabileceğin sana kalmış. Sen politik muhabir olabilirsin, ekonomi muhabiri olabilirsin, polis adliye alanında uzmanlaşabilirsin, dış politika ya da çevre, eğitim, sağlık konularında uzmanlaşabilirsin, kültür, sanat, bunlarda uzmanlaşabilirsin ama yaptığın işin formu gazeteciliktir. Ha, sen ilgi alanın geniştir ve hayat seni öyle yönlendirmiştir. Televizyonda program sunarsın, televizyonda haber merkezi yönetirsin, bir tane dergi yayınlanır, o derginin, lifestyle dergisinin yayın yönetmenliğini yaparsın. Sonra hayat seni bir yere götürür, podcast yaparsın, YouTube yaparsın, kitap yazarsın. Bunların aslında hepsinin özü aynı. Olmayan bir şeyi ortaya koyuyorsun. Yani bir araştırma yapıyorsun, insanları bir araya getiriyorsun, bilgileri bir araya getiriyorsun, duyulmamış şeyleri buluyorsun, insanların ilgisini çekebileceğin şeyleri buluyorsun, gündemde yer alan, gündemde yer alması gerektiğini düşündüğün şeyleri, ihmal edilmiş şeyleri ya da herkesin konuştuğu şeyleri, bunlar birbiriyle zıt şeyler ama sonuçta belli sebeplerle bunların hepsi birinin karşısına koyduğun zaman onun ilgisini çekip dinleyebilecek şeyler. O belli biri dediğin kim? Aslında muhayyel bir kitleden bahsediyoruz. Yıllar içinde sen diyorsun ki benim konuştuğum kitle bu ve onun ilgi alanı bu. Ben bunları yaptığım için bugüne kadar beni izlediler, dinlediler. O halde ben bunları yapmaya devam edeyim diyorsun ve o kitleyle konuşuyorsun. Ha, sonra sen o kitleyle konuşurken koşullar değiştiği zaman yapabileceğin başka şeyleri yapma fırsatı çıkıyor ortaya. Benim örneğim de şöyle oldu. Ben televizyonda haber programı yaparken bir günde benim televizyon programım yayından kalktı. Kanaldaki bütün diğer programlarla birlikte. Ve yayın grubu benimle ne yapacağını bilmiyordu. Peki. Ama işten de çıkarmak istemiyorlardı. Sen bir dursana, biz birlikte başka bir şey yapalım dediler. Ve benim önüme bir dergi yayınlama teklifiyle geldiler. Ben okuru olduğum, sevdiğim, beğendiğim bir dergiydi. Ve ya yeni bir şeyler öğrenmenin de zamanıdır, iyi de olur dedim. Ve ben o işin içine balıklama atladım. Onu yaptım. Onu kendimce öğrendim ve kendime yeni bir çevre edinmiş oldum. İşte bunun içinde lifestyle'ın bütün unsurları var. Yeme içme, moda, ondan sonra işte fotoğrafçılık, tasarımcılar, şunlar bunlar, her şey vardı. Ve bu dünyanın bütün insanları. Ben orada kendime bir çevre edindim. Peki televizyon programı kalkınca, bir anda bunun haberi gelince mesela korkmadın mı? Ya, korkmadım. Neden? Ya korkmuyorum çünkü. Ben bunu yani şu an şey için soruyorum. Sen şahsında niye korkmadın değil de şu an yeri gelmişken hemen cevabını almak istiyorum. Çünkü mesela kimse bize korkmadın diyor. Ya bir insan da korkmaz mı? Birinden korkmak değil. Her şey olabilir. Ben ne olacağım diyorsun. Kimisi ben ne olacağım der. Kimisi ya çok iyi gidiyordu der. Kimisi başka bir şey der. Kimisi hayatı yani fark etmez. Ya bir insan da bir negatif bir şey hissetmemiş mi? Herkes bize savaşçı gibi cevap veriyor. Ama şöyle bir şey. Ya bu gazeteciliğin doğasında olan bir şey. Televizyonun doğasında olan bir şey. Hiçbir şey sonsuza kadar sürmeyeceği gibi bu sektörde de hep o yüklemeyi yaşıyorsun aslında. Yük değil aslında. En iyi şeyler bile, en iyi yolunda gittiğini düşündüğün şeyler bile hızla değişebilir. Çünkü çok fazla değişken var Türkiye'deki sektörde. Yani sermaye faktörü, siyaset faktörü, ekipler faktörü, başarı, başarısızlık, izleyicinin ilgisi vesaire filan. Ve bunların içinde çok harici güç kullanan unsurlar var. Yani işte siyaset faktörü mesela, ya da yani adam ya bunu istemiyorum diyor. Sermaye zaten korkak.
Zaten kesiyor hemen. Ve kesiyor. Yani. Sen de bunun olabileceğini bilerek zaten bu işi yapmışsın. Neyse bu bugün özgü bir şey değil ki. Yani işte Türkiye'de medyanın kurulduğu günden bugüne kadar hep bir medya siyaset baskısını hissediyorsun. Ve onun önemli bir, her şeyi değiştirebilecek bir faktör olduğunu farkındasın. O yüzden böyle bir şey olunca okey tamam ne yapalım, sırada ne var? Bu işi yapabilecek miyiz, yapamayacak mıyız? Peki nerede yapabiliriz? Başka ne yapabiliriz? Bunları düşünmeye başlıyoruz. Yani şu an mesela televizyona bir daha dönemeyebilirim. Ya artık üzerinden tabii çok zaman geçti ama o anda ona yakın zamanda ya dönemezsem bir daha televizyonda bir şey yapamazsam gibi bir tedirginlik olmadı. Yok hiç olmadı. Hatta uzun bir süre yapmak da istemedim. Yani hani yapmayı düşünmedim bile. Sonra böyle yeni yeni. Çünkü araya bir de CNN Türk macerası girdi. Hele ondan sonra iyice sıtkım sıyrılmıştı. Yani işte bu darbe girişimi falan olduktan sonra zaten medyada artık işler iyice şey çığırından çıktı. Yani iş iyice yapılamaz hale geldi. Hükümetin tavrı ayyuka çıktı falan. Sonra işte bu satılmalar bilmem ne falan. Ama şimdi yakın bir gelecekte pekala yine televizyonda bir şeyler yapılabileceğini, benim de yapabileceğimi düşünüyorum. Bazı ufak tefek şeyler aklıma geliyor. Ortam yumuşamış mıdır yani? Yumuşamadı ama eninde sonunda... Şey senin için yani yumuşamış mıdır? Ha anladım. Benim açım. Evet böyle yavaş yavaş heveslendiğim şeyler oluyor. Hani böyle ihtimaller oluyor. Onlara sıcak bakıyorum. Hemen hepsi olacak anlamına gelmiyor ama bir vadede olursa oturup tekrar düşünebilirim. Ama kısa süre öncesine kadar hiç şey yoktu yani hevesim yoktu. Ama yavaş yavaş... Hiç hedef oldun mu? Yani şöyle, o kanalda çalışıyorsun, o kanaldaki programın bitti. Yani bunların hepsini biliyoruz zaten bir sürü şeyleri ama şahsi olarak, Mirgün olarak hiç hedef oldun mu? Herhangi bir mecra tarafından, politika olabilir, başka birileri olabilir. Oldum çünkü şey, özellikle işte yani 1-2 yıl öncesine kadar daha medyadaki herkesi tasfiye etmeden önce yandaş medya sistemli bir şekilde bazı isimlerin üzerine oynuyordu, onları hedef gösteriyordu. Onları siyasetçilere hedef gösteriyordu, topluma hedef gösteriyordu, iki sözde kendi patronlarımıza hedef gösteriyordu. Dolayısıyla bunları çok yaşadık. Yani bir dönem işte yani, ne bileyim, iki günde bir bu yandaş sitelerden bir tanesinde ya da gazetelerden birinde fotoğrafımı, ismimi, yaptığım bir şeyi, söylediğim bir şeyin çarpıtılmasını, sorduğum bir sorunun çarpıtılmasını, işte bir konuğun söylediklerinin istismar edilmesini çok yaşadık yani. Bütün bunlar bir birikim. Yani damlaya damlaya da işte bir yerlere geldiler. Ama ya bunun altından kalkabilmek donanımla alakalı bir şey. Biraz derinin kalınlaşması gerekiyor. Başlangıçta biraz dertleniyorsun falan. Ya niye bana bunu yapıyorlar? Niye bana bu haksızlığı yapıyorlar falan diyorsun. Sonra anlıyorsun ki mesele seninle ilgili değil yani. Dolayısıyla yani sıradan bir gün haline geliyor. Açıyorsun bakıyorsun ve sesine gene bir çirkin bir fotoğrafını kullanmışlar. Altına da saçma sapan bir şey yazmışlar. Falan diyorsun kapatıyorsun. 3 gün sonra bakmıyorsun bile artık yani. Hiç demoralize olduğun bir dönem yok mu? Var. Bunların iyice ayyuka çıktığı dönemler var. Yani çok bayağı böyle yoğun sosyal medya saldırıları, memlelerin falan olduğu dönemler var. Orada böyle birkaç gün kendini de suçluyorsun ondan sonra. Eğer hakikaten onlara fırsat veren bir şey yaptıysan kendine kızıyorsun da ondan sonra. Ama sonra geçiyor. Çünkü ya onların da varlık sebebi. Çünkü nitelikleri bu kadar olduğu için varlıklarını ancak böyle saldırarak sürdürebiliyorlar. Normal bir düzende hakikaten hiç ama hiçbir işe yaramayacak insanlar işte böyle avantajlı pozisyonları kullanabiliyorlar. Yapacak bir şey yok. Bir insanın derisi, yani şimdi senin söylediğin aklıma geldi. Bir insanın derisinin kalınlaşması geçirdiği vakitle ve süreyle mi alakalıdır? Muameleyle de ilgili. Başta hakikaten bu kadar yoğun değilken bu saldırılar dönüp kendine bakıyorsun. Acaba hakikaten yanlış bir şey mi yaptım filan ya da niye bunu yapıyorlar filan diye. Sonra dediğim gibi o kadar sıklaşıyor ki bu sıradan bir hal oluyor ve umursamamaya başlıyorsun yani. Okey gene işini yapmış ve yaptığı işe saygı duymuyorum çünkü gerizekalının teki diyorsun ve çıkıyorsun işin içinden. Yani tabii işte buna kendini ikna edebilmek de bir meziyet ya. Yani ben de zaman aldı bayağı. Yani öyle hani bugünden yarına olmuyor bu. Biraz böyle canını sıkıyor ama pekala öğrenilebilir bir şey. Ama hiç öğrenemeyenler varsa evet onlar için hayat çok zor tabii yani. Ama Türkiye gibi kutuplaşmış bir toplumda zaten kaçınılmaz bir şekilde insanlar birazcık bu şeyi meziyeti kazanıyorlar. Eğer hele görünür biriysen birileri mutlaka senin yaptığın işi sevmiyorlar.
beğenmiyorlar ve seni hedefe oturtuyorlar. Ne kadar görünürsen o kadar çok saldırıya maruz kalıyorsun. Çünkü artık o hani ortadaki tampon bölgede kimse kalmadı gibi bir şey. Evet. Dolayısıyla sürekli... Ama kalamıyor da zaten. Kalamıyorsun yani öyle zaten. Bir bölgede. Yani sen istediğin kadar kalmaya çalış. Kalamıyorsun. Eğer taraf olmak istemiyorsan da yani açıkça ideolojik olarak kamplardan birine ait değilsen yaşam biçiminle ait oluyorsun o kampa. Ama yaşam biçiminle ait olduğun yere de %100 biat etmek istemiyorsun. Orayla da uzlaşamadığın bir sürü şey var. Orada işte hem o tarafta tutunabilmek hem orayla da yeri geldiği zaman bazı konularda çatışabilmek için çok çaba harcıyorsun. Zaten kutuplaşmanın en yıpratıcı taraflarından bir tanesi bu. Seni bir yere ait olmak zorunda bırakması ve o tarafta da her şeyle mutabık olmaman. Yıpratıcı olan o. Yani benim de işte benim yazdığım şeyleri beğenen ya da yazdıkları şeyleri beğendiğim insanlarla %100 örtüşmüyorum. Ama beğenmemeni gerektirmiyor. Ya da hani beğenip ama bunu söylememi gerektirmiyor. Çünkü yani işte. Ya da reddetmeni. Ufak hani tefek şeyler yani. Üzerinden de sürekli şey yapamıyorsun. Yani o aidiyetini sorgulayamıyorsun artık ve bir süre sonra okey tamam yani şimdi bunun için de bu tarafta da kavga çıkarmayayım diyorsun. Ve söyleyeceğin bir şey varsa yutkunmaya başlıyorsun. Biraz eğlence hayatından bahsedelim mi? Yani tam mesela nerede yemek yenir? Nasıl güzel yemek yenir? İşte nasıl güzel eğlenilir? Ne yapılır? Mesela bunlarla ilgili bir şeyler olsa ve biri sana danışmaya gelse şu anki İstanbul'da ne dersin ilk? Bir gün geçirmek istiyor mesela. Oo, çok zor soru. Valla ben... Burada yaşayan birinden bahsediyorum. Bir turiste burayı anlatmak değil de. Ben geldim çok sıkılıyorum. Hiçbir şey bulamıyorum ama bir günü geçirmek istiyorum ve çok keyifli geçirmek istiyorum dedim. Yani nasıl, ne anlatırsan. Bir kere çok canlı bir şey var. Kültür sanat hayatı var. Yani özellikle işte plastik sanatlarda çok sergi var. Yani öyle bu civarda. Yani İstiklal Caddesi'ne çık, tünele doğru yürürken birkaç tane güzel şey var. Sanat mekanı var. Oraları bir dolaşmak lazım. Yapı Kredi'yi, işte Meşeri, ondan sonra filan. Karaköy'e doğru inilir. Benim en çok hoşuma giden şey hakikaten hala bu ara sokaklarda yürümek. Yani Galata'nın Karaköy'e inen taraflar filan. Ben hırdavatçılara girmeyi filan da çok seviyorum. Ondan sonra. Dolayısıyla işte burada bir sürü tasarımcı var. Yeni yeni bunlar geri geliyor. Yani işte o Beyoğlu'nun uğradığı. Evet, mesela ben çok o zamandır bu sokağa gelmiyordu. Çok hoşuma gitti. Evet, bütün yani, kapanan tasarım dükkanları yavaş yavaş tekrar yani evet, açılmış. Yani İstiklal'i Karaköy'e bağlayan hat üzerinde, aks üzerinde pek çok yeni şey açılıyor. Tasarım dükkanı açılıyor, güzel butikler açılıyor. Restoranlar, kafeler var. Oralara böyle tıngır mıngır dolaşmak çok zevkli. Karaköy'de yine geri gelen bir şeyler var. Oralar eğlenceli. Ondan sonra bu civarda dolaşmaya değer. Yeme içmek deyince yani... yine bu yakınlardan söyleyeyim. İşte geçen gün bir çekim için gitmiştim. Mesela işte Mürver Restoran var. Çok güzel. İstanbul'un hala en güzel yerlerinden bir tanesi. Ne bileyim, canınız rakı içmek istiyorsa veya bir gecenin bir yerinden sonra beyaz yakalılarla birlikte göbek atmak istiyorsanız Mimarlar Odası'nın üstündeki lokal dublemeze olmuş. Geçen gün bir arkadaşımın doğum günü için gittim. Orası gayet eğlenceli. Ondan sonra ben bir de bu civardaki şeyleri seviyorum. Küçük mekanları seviyorum. Yani işte nereler oralar mesela? Ya, Cihangir'deki yerler ne bileyim. Ha öyle. Hani Geyik var. Bunların çoğu kaldırım mekanları aslında. Evet, evet. Yani 5 metrekarelik bir mekan ve onun önünde kocaman bir kaldırım. Ondan sonra işte burada benim evimin hemen yakınında Markus var. Bin yıldır Novo'ya giderim. Burada koridor var ondan sonra falan. Ve tabii elektronik müzik için her zaman mini. Ondan sonra bunlar benim olağan rotamı oluşturuyorlar. Ama onun dışında arada böyle hani tekil atışlarda yaptığım oluyor. Ne bileyim işte Bebek'te her zaman işte gittiğim yer Luca mesela. Müdavim Nick. Evet. Ondan sonra işte Nişantaşı'nda falan böyle birkaç yer. Dolayısıyla ama en çok da bu ara aslına bakarsan evde olmayı seviyorum. Çünkü
yemek yapmayı çok seviyorum ve yapıyorum da sürekli. Birilerini çağırmayı da çok seviyorum. Yarın akşam mesela yine arkadaşlarım gelecek ve onların bir tanesiyle birlikte yemek yapacağız. Menü konuşuyoruz iki gündür ne yapsak diye. Tam demin sormak istediğim mesela böyle bir şeydi. Niye az? Mesela yani bir insanın hem çıkıp işte o yaptığın mesela podcast bir serisi vardı yani. Hem o seriyi yapıp hem Luca müdavimi olması aslında çok normal bir şeyken de dünyada bir sürü gazetecide böyle bir şey varken ondan sonra işte bir takım zevkleri, gustoları varken niye bizde mesela hatta buna çekinir halde oluruz her zaman? Ben... Oyunculukta da böyle. Hiç hani, bilmiyorum bu söylediğin durumu. Ben hiç böyle yaşamadım. Hiç. Belki ciddiye alıp alınmamakla ilgili mi kaygıları var insanların? Senin böyle olabilir, bir kaygın mı yok? Ha gibi. Belki de şey, yani ciddiyeti, algıları falan bunun gibi. Üzerinden kurmaya çalışıyorlarsa olabilir. Yani hani nereye gittiğin ve gitmediğin, kimle görüştüğün ve görüşmediğin, nerede eğlendiğin ve nerede eğlenmediğin üzerinden bir kimlik oluşturmaya çalışıyorsan... böyle bir kaygın olabilir. Böyle seçerek sağa sola gidiyor olabilirsin. Ama benim şöyle bir derdim olmadığı için ya buna ne bir önem veriyorum ne de bunu seçerek süper. Yapıyorum ne de bir anlam yükleyerek yapıyorum. Yani. Ya ne bileyim Kadıköy'deki mekanları da merak ediyorum. Onlara da gidiyorum. Hani şey iyice underground olan yerleri de okey yani şöyle bir şey değil. İşte gündüz çıktım T24'te çok ciddi o günün olan politik bir şeyini tartıştım. Ondan sonra akşam Luka'da yakalandım. Ya da oraya gittim yani. Öyle bir şey yaşadım. Bu benim algı yönetimimle alakalı değil. Yok canım hiç değil. Diyorsun. Ya bunları ben tamamen ayırıyorum birbirinden. Eğer çok iyi ya var. Ben ilk şeye İstanbul'a taşındığım zaman yine dediğim gibi Cihangir'de yaşıyordum o zaman ve İstanbul'da o zaman çok iyi bir şey vardı, rock ortamı vardı. Ve benim de... Ne zaman bu? 98, 2000, 2001 falan. Yani işte Sıra Selviler'de, şeyde Beyoğlu'nda falan böyle Hayal Kahvesi, Mojo, Kemancı ondan sonra falan adını unuttuğum başka yerler de vardı. Ve benim hayatım orada geçiyordu. Yani işte sabah programı yapıyordum, sabah yayını. Baya böyle işte 3'te 4'te kalkıp... 4'te 5'te kanalda oluyordum. Ve işte 2 saat yayın yapıyordum falan. Ama ondan sonra hafta sonlarında falan sürekli şeydeydim yani. Rock'n'roll çevresinin içindeydim. Ve çok güzel bir hayattı. Sonra o sahne ortadan kalktı yani. İşte o mekanlar kapattı. Evet. Rock'n'roll geri çekildi. Canlı müzik bitti falan. Ve onun yerine başka bir hayat aldı. Ben de dışarıda olmayı ve sosyalleşmeyi seviyorum. Oradan besleniyorum, enerji alıyorum, deşarj oluyorum, mutlu oluyorum. Dolayısıyla onun yerine başka mekanlar aldı ve almaya devam ediyor. Başkaları ne yapıyor bilmiyorum. Ama yani gördüğüm, görüştüğüm başka gazeteci arkadaşlarım da var yani düzenli olarak sokakta. Programın adı Sobe. Sen kendin için ya da belki hayatta şu insanlar var mesela onlar öyle ve çok örnek verebilirim dediğin. Sen hayatı sobelediğini düşünüyor musun? Ya da senin için hayatı sobeleyen insan nasıl biri? Çevrende var mı? Sobelemek biraz yakalamak, kıstırmak, görmek anlamına geliyor. Vallahi yeni bir şey yaptığın sürece yani aynı çemberin içinde kısıp kalmadığın müddetçe bu hem yaşam alanı, hem gördüğün insanlar, hem ilgi alanların açısından geçerli. Hem günlük rutinlerin açısından geçerli. Yani bir sürü şeyi sobeliyorsun. Yani İşte geçen senin verdiğin örnekler işte yani işte Elle Style Awards ödül törenini sundum. Ondan sonra gittim bir tane kuantum fizikçisiyle podcast kaydettim. Ondan sonra oradan çıktım bir otomobil firması için İstanbul'da birkaç tarihi mekanda işte Küçük Ayasofya Kilisesi camisinde oranın tarihini konuştum. Sonra orası için bir restorana gittim. Orada işte bir yemek tadımı yaptık. Sonra işte YouTube için bir tane haber videosu çektim. Sonra eve geldim. Aynı kanal için bir dosya formatı üzerine çalışıyorum. Uyuşturucu üzerine bir araştırma yaptım. Ondan sonra birazdan bir tane toplantıya gideceğim. Sonra işte gideceğim yoga yapacağım. Ondan sonra falan. Şimdi bu benim hayatım. Rota değişse bile içerik ya da aynı kalsa bile içerikler sürekli değişiyor.
Evde bir yandan böyle kitaplarım birikiyor, kitapları okumak için ve işte ne bileyim bir şeyler izlemek için evde oturmayı özlüyorum. Çocuklar var. Bir yandan çocuklarım var ve evet yani haftanın en az 3-4 günü onlarla vakit geçirmek istiyorum. Benimle kalmalarını istiyorum. Onları eğlendirmek veya işte ne bileyim veli toplantısına gittim mesela dün. Yarım saat 45 dakika öğretmenleriyle Civan'ın okuma ve yazma performansı üzerine konuştuk. Ondan sonra filan. Ve bu benim mesela ciddi kafamı kurcalayan bir şey. Çünkü işte hani karne aldı ve böyle bir iki tane düzeltmesi gereken alan var. Hani onlarla ilgili ne yapabileceğimi düşünüyorum filan. Sonra geldim, yemek pişirdim filan. Yani böyle olunca ve bir yandan da işte ya Şubat ayında geçen yıl uzun bir Sri Lanka seyahati yapmıştım. Yine böyle uzun bir yere gitmek istiyorsunuz. Motor ne oldu? Şey değil mi? Fem, Erdil... Sarper, ben. Evet, böyle bir program vardı falan. Erdil bir... programda yoktu. Sarper, Fem, ben vardık ama Erdil'le Afrika seyahatleri yapıyoruz. Evet, mesela motosiklete biniyorum ve hayatta en sevdiğim şeylerin başında geliyor. Yani işte böyle... Şu an mesela YouTube için çok şey değil mi ya? O zaman yapılan bir şey. Aslında şu an YouTube için tam cuk. Evet, format olarak yani. Prodüksiyon... Tabii. Koşulları biraz zorlu. Yani televizyonda yaptığımız zaman bayağı büyük bir prodüksiyon ekibiyle yapıyorduk. Onu gerçekten ilginç yerlerde yapmak istersen bizim hep gittiğimiz Afrika ülkelerinde falan daha küçük ve çekimleri falan kendi yaptığın bir şeyle şekilde düzenekte gitmen gerekiyor. O da hem gezmek hem çekmek hem editörlüğünü yapmak falan biraz yıpratıcı. O yüzden onu da sadece gezmeyi seviyorum. Yani motoru atlayıp hakikaten bir yerlere gitmeyi seviyorum. O da oraya. Pardon, sobelemeyi böldüm. Yani aslında bu kadar şey yani. Evet, bütün hayatın dinamiğinde var. Peki mesela bu sobeliyor bence hayat dediğim bir isim var mı? Örnek verebileceğin. Aa, var tabii canım. Böyle sevdiğim çok insan var. Bir kere Instagram'da onların çoğunu takip ediyorum. Hemen aklıma gelmiyor belki ama ne kadar çok gezen, seyahat eden, yeni yerlere giden insan görürsem o kadar çok etkileniyorum. Benim için bir süredir seyahat etmek ve yeni şeyler görmek, yeni yerler görmek çok şey, yaşam kalitesine dair önemli bir gösterge. Gusto'ya dair önemli bir gösterge. O yüzden çok sevdiğim bazı yerlere tekrar tekrar gitmek ya da hani daha önce hiç gitmediğim belli coğrafyalarda daha fazla yere gitmek hani acayip ilgimi çeken ve çok da sıkıntı. Bunu tercih eden insanlar biraz takip ediyor. Evet. Peki, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Memnun kaldın mı? Çok memnun kaldım. Üçüncü sıraya koyduğun için teşekkür ederim ben. İlk üçe girmişim en azından. Tabii ki. İlk üç demeyelim de öyle sıralama yapınca şimdi rahatsız oldum. Podcast çok güzel bir mecra. Ben çok seviyorum, severek yapıyorum hakikaten. Yani hem dinleyici olarak hem de üreten biri olarak çok seviyorum. Ve daha da gelişmesini, daha fazla kişiye ulaşmasını istiyorum. Çünkü bir bilgiyi, bir görüşü, herhangi bir şeyi, söylenen herhangi bir şeyi insanlara en fazla, en hızlı şekilde ulaştırmanın yolu. YouTube'dan bile kolay. Ortamıza bir tane kayıt cihazı koyduk, kayıt düğmesine bastık ve istersen edit edersin, istersen etmezsin. Ama sonuçta herkesin bir kulaklıkla her ortamda dinleyebileceği, bakmaya bile gerekmeyeceği bir mecra. O yüzden bilgi taşıyıcılığı anlamında çok önemli bir format. Ayrıca 2020 yılından itibaren Pulitzer'de ödül kategorilerine eklendi. İlk defa. Bu da nasıl geri geldiğini gösteren bir şey. Podcast'im ve sesli mecram. Peki bizde bu yavaş yavaş mı başlıyor? Vallahi epey mesafe kat etti. Ama şunu görüyorum. Yani bir kere eskiye kıyasla bir sene öncesine göre çok daha fazla podcast üreten insan var. Ve çok nitelikli işler de var. Gerçekten hoş. Yani kısa sürede birkaç bölüm yapıp bırakanlar da var tabii elbette. Ama sonuçta bu hani şey, bir başına yayıncılık bunu gerektiriyor. Yani bloglar da, YouTube kanalları da, podcast da öyle. Bazıları heves ediyor, bırakıyor. Sürdürülebilirlik meselesi. Ama şunu da görüyorum. Dinleyicisi daha eğitimli ve insanların ulaşmak isteyeceği türden bir tüketici. Çünkü ne aradığını biliyor. YouTube gibi çok geniş bir yaş grubu ve çok geniş bir sosyoekonomik kesime değil, daha eğitimli bir kesime hitap ediyormuş gibi hissediyorum ben. Çünkü hani daha az cafcaflı
daha az görsel efekt var, daha az patlama çatlama var bilmem ne filan. O yüzden hani daha rafine bir kitleyi çekiyor. Gelen kalıyor. Dolayısıyla yapılan işlerin niteliği YouTube'un aksine daha yüksek gibi algılıyorum ben en azından şimdi. Şahane. Pusları adı olması çok hoşuma gitti. Çok teşekkürler. Rica ederim. Ben teşekkür ederim.